billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evvela Cenab-ı Hak zat, sıfat ve esma itibariyle bir de şuunat-ı ilahiyeyi katarsak ezelidir. Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları ve esması ve şuunatı, şuunat belki nakıs ve eksik olarak Türkçe'de kabiliyet, yetenek olarak tercüme edilir ama şe'n-i ilahi, bunlar ezelidir. Bunun dışındaki bütün mahlukat, ne olursa olsun fanidir ama bazılarının ebediyeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın muradıyla ebedidir. Bu kainattaki bütün tahavvülat, bütün tebeddülat, bütün değişmeler, bütün değişmeler, bütün farklılıklar, evveli dünyadan kıyamete kadar ne olacaksa, hangi hadisat meydana gelecekse, Cenab-ı Hakk'ın muradı çerçevesinde bir tezahürattır, bir tecelliyattır, bir yaratmadır. Bu tezahürat ve tecelliyat ve yaratma sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Sebepler, Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin bir iktizasıdır. Cenab-ı Hak kendisiyle yaratılan alem arasına esbab perdesini koymuş. Bunun sebebi imtihandır. İkincisi de zişuurun hoşlanmadığı ve anlayıp idrak edemediği meseleleri kadere isnat edip isyana girmeme, yanlış telakkilere sebep olmaması açısından sebepler alemi bir tampon vazifesi görür. Yani insanların o isyanlarını, o itirazlarını alır, absorbe eder. Gayretullah'a dokunacak alanlara sokmaz. Bir de Hakim ismi iktizasınca da imtihana vesile olduğu için insanların yağı, ayranı, iyisi kötüsü birbirinden ayrılır. Sebepler alem hikmet açısından vardır. İtikat ve inanç açısından bakıldığı zaman her şeyi yapan Allah'tır. Yani insanlar esbaba riayet ederler, yapan olarak Cenab-ı Hakk'ı bilirler. Bu sebeple iki daire ortaya çıkıyor. Bir itikat dairesi, ikincisi amel dairesi. Evet. İtikat dairesi, her şeyin Cenab-ı Hak tarafından yapılması ve bilinmesidir. Biz buna iman diyoruz. Bir de amel dairesi vardır ki, irade sahibi insanların bir amaca, bir hedefe varırken, sebeplere riayet edip, o silsileye tabi olmasıdır. Bunlar olmazsa, o netice meydana gelmez. Alışkanlık böyle gider. Adetullah böyle cereyan eder. İşte buna alışan insanlar şu hatayı yaparlar. Yani toprak olmazsa çekirdek ağacı olmaz. Yumurta olmazsa, değil mi? Kuşlar ondan meydana gelmez ve çıkmaz mantığıyla birbirine bu yakınlık sanki birinin diğerinden meydana gelmesi gibi bir algıya sokar insanı. Bunu algıdır. Halbuki burada iktiram var üstadın tabiriyle. İllet yok. İllet yaratan Allah'tır. Takdir eden O'dur. İki sebep bir araya gelir, bir netice ortaya çıktığında sebeplerin bir araya gelmesi imtihandır. Bunu yapma mecburiyetindeyiz. Ama onu orada meydana getiren, yaratan Cenab-ı Hak'tır. İtikat dairesini insan sebep dairesine karıştırmayacak. Daire-i itikat, daire-i muamelata karışınca hatalar zuhur eder. Birinden tembellik, öbüründen Allah korusun inkar çıkar. Mesela, madem yapan Cenab-ı Hak'tır, takdir eden O'dur, yaradan O'dur, niye çalışayım? Rızkı verir, er-rızkı alallah. Ayet de var. Şafii hakiki Allah'tır. Doktora niye gideyim? Bak ne çıkıyor burada? Tembellik ve atalet. İman dairesi ayrı, itikat dairesi ayrı, muamelat dairesi ayrıdır. Peki ne yapacağız?
sebeplere riayet edeceğiz, hikmeti yerine getireceğiz, adetullah kanunlarına uyacağız, neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz. İkisini bir arada böyle değerlendirebiliriz. İmanımızı kurtarırız, hikmetle hareket etmiş oluruz. Hasta adam doktora gider, sebepler kanununa riayet eder. Şifayı kimden bekler? Allah'tan bekler. Doktorun vesile olduğu şifayı doktora bağlarsa itikaden sarsılır. O vesile oluyor. İş yerini açar. Helal arama dikkat ederek ticaretini yapar. Rekabet şartlarına dikkat eder. Projelendirir. Rızkı kim verir? Allah verir. Rızkı Allah'tan bekleme. Hidayet noktayı nazarından tebliğ vazifesini yapar. Onda hassasiyet gösterir. Kendine tereddüt eden azami derecede ifa eder. Ama kalplere ve gönüllere hakaiki imaniyeyi, imanı derc etmek Allah'a aittir. O alana giremez. İnsanlar buna alıştığından dolayı bu alışkanlık bazen insanları itikat dairesine sokar, Allah korusun, gurura ve enaniyete götürebilir. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bir hatayı da şöyle yapıyor, onun için de, ondan sonra derse başlayalım. Mesela biz adetullah ve sünnetullah kaidesi açısından alışıla gelen şeylerde imtihanda başarılı oluruz. Orada bir zafiyet, bir arıza meydana getirmeyiz. Mesela toprağa tohum atarız. %99 çıkacağına inanırız. %10 vermez ama ona göre şeylik söyleyen ziraat, çiftçilik ceryan etmez. Esas ne önemlidir burada? Genellikle %99-95 veren alınır. İşlerde böyledir. Maddi meselelerde bir taamül var. Bir gelenek var. Bir adetullah, sünnetullah kanunu vardır ki, değil mi? O sebeplere müracaat edildiğinde netice alınır. Buna alışan insanlar maddi işlerinden, menfaata taalluk eden işlerde azize düşmezler, vazifelerine azami derecede hassasiyet gösterirler. Ama tebliğde ayaklarımız bazen sallanıyor. Tebliğ meselesine geldiğinde her ifade edilen muhatap tarafından kabullenmeyince, itiraz vaki olunca orada hemen vazgeçiyoruz. Israrcı olmuyoruz. Başka yolları denemiyoruz. Değil mi? Bazen de küsüyoruz. Peki tabiatla münasebette, fıtratla münasebette bunu yapmıyoruz da tebliğde niye böyle sıkıntı çekiyoruz? Orada bir hassasiyet var. Bakın şimdi. Farada toprağın da iradesi olsaydı tebliğ ettiğimiz adama göre bakın. Veya diyelim ki çekirdekleri toprağa atacak, çekirdeklerin iradesi olsaydı, her attığımız çekirdeklerin bazıları iradelerine göre çıksa, bazıları çıkmasaydı. Yani onlar da bizim gibi imtihana tabi olsaydı. Orada imtihan tek taraflı. Biz imtihana tabi oluyoruz, onlar bizim yaptığımızı hemen netice olarak veriyor. Biz de buna alıştığımızdan dolayı kimse demiyor, acaba bu yıl tohum atayım ama toprak verir mi vermez mi? Yeis yok, hemen atıyor. İki kere iki dört. Alışmışız buna. Ama tebliğ tohumunu atarken acaba kabul eder mi? Acaba netice alabilir miyim? Buradaki netice toprağa göre değil mi? Aynı seviyede paralel gitmediğinden dolayı tebliğde azize düşen bir insan anlatmıyor. Yapmıyor. Vazgeçiyor. Değil mi? Adam da kaybediyor. Şimdi tersinden alalım. O alıştığımız meseleler de irade sahibi insanlar gibi olsaydı, toprağa koyduğumuz tohum, toprak da iradesi, o da imtihana tabi. Verir veya vermez, kendi bilir. Çiftçilik yerde sürünürdü. Yatırımlar havada kalırdı. Aynı tebliğdeki alan, değil mi? Sebeplerde de cereyan ederdi. İnsanlar işlerinin başına geçmez, değil mi? İş yerlerinde çalıştırmaz. Bir atalet, bir betalet insanlar üzerine çökerdi. Peki, muhatap ve diyelim ki dava adamı, ikisi de imtihana tabi olduğundan dolayı, biri tebliğde imtihana tabi, öbürü kabul edip etmemekte imtihana tabi. Burada ikisi imtihana tabi olduğu için, toprağın şartı, havanın şartı, sebeplerin şartı burada geçerli değil. Onu konuşursun, bir alırsın.
100 defa anlatırsın, 10 gram kazanırsın. Ki o da imtihana tabi. Peki burada esas kazanç ne? Muhatabın kabul etmesi değildir. Burada esas kazanç, toprağın şartı nerede cereyan ediyor? Biz Allah'tan ücretimizi Celle Celaluhu tebliğ yaptığımız için alıyoruz. Bu da kesin toprağın şartı gibidir. Anlat al. Yeter ki ihlas olsun, samimiyet olsun, dava adamı olalım. Karşının kabul edip etmemesi bizi ilgilendirmiyor. O bizim alanımıza girmiyor. Onun da iradesi var, o da hür. İstese kabul eder, istemezse etmez. O halde topraktaki standardı biz burada nasıl ele alacağız? Her Müslüman namaz kıldığı gibi, oruç tuttuğu gibi İslami vazifelerini yerine getirmeye gayret gösterdiği gibi ilahi kelimetullah, Allah'ın davasını anlatmakta da aynı şekilde mesuldür. Çapına, kapasitesine göre. Ya anlattım, kabul etmiyor. Etmeyebilir. O Allah'ın işidir. Toprakta kabul ettirir. Yumurtalarda kabul ettirir. Tohumlarda kabul ettirir. İradeleri yoktur. Verdiğinden alırsın. Muhatabın iradesi olduğundan dolayı o alan farklıdır. O da imtihana tabidir. Bizim burada toprağın standardı, hizmetimizi yaptığımız için Allah'tan alacağımız ücretle doğru orantılı. Kabul etsin etmesin. Muhatabın kabul edip etmemesi bizim davadaki boşluğumuzdan, ihlas samimiyetimizin eksikliğinden, bak, kaynaklanan bir şeyse mesulüz. Kendimiz yetişeceğiz, iyi gelişeceğiz, liyakatli insan olacağız, karşıya davamızı anlatacağız. Bütün peygamberler de aleyhisselam bu davayı aşmamışlar, böyle vazifeyi ifa ederek gitmişlerdir. Ve ma alel rasul illel bela, bu demektir. Peygamberleri bile Cenab-ı Hak sadece tebliğ amaçlı göndermiştir. Tebliğin içerisinde mucizeler de var. Bakın, tertemiz dört dörtlük bir hayat var. Gözüyle görüp kulakları işittiği alanlara bile sokmasına rağmen yine kabul etmeyen bir insana bir peygamber tavır koyamaz, muhalefet edemez, onu fikir hürriyetinde, düşünce hürriyetinde serbest bırakır. Niye? Kabul ettirmek Allah'ın işidir, o alana girmez. Zulüm ayrıdır. Küfür kıyamete kadar devam edecektir. Küfür yok olmaz. Allah'ın kanunudur, imtihanıdır. İman da kıyamete kadar devam eder. Cenab-ı Hakk'ın müsaade etmediği zulümdür. Zulmü, fitneyi kaldırın diyor. Sizin gücünüz yetmezse başka insanlara vazife verir, onları kullanır. Onların gücü yetmezse unsurları harekete geçirir. Yine zulme, fitneye, o alandaki hatalara, isyanlara cezayı verir. Ama tebliğ meselesi imtihandır. Küfür de kıyamete kadar sürecektir. İman davası da sürecektir. Bazen farklılık galebe nöbeti gibidir. Kimisi iner, bazen kimisi kalkar. Şimdi bu dersimizde bu amaçla, bu maksatla yapıyoruz. Yani bizim vazifemiz tebliğdir. Kabul ettirmek, kalplerimize ve gönüllerimize bu hakikatları inkişaf ettirip yerleştirmek Cenab-ı Hakk'ın muradına, iradesine tabidir. Bir de muhatabın niyetine ve iradesine bakar. Onun için imanı nasıl tarif ediyorlar? Kulun irade-i cüziyesini kullandıktan sonra, bak muhataba Cenab-ı Hak itibar ediyor. Kulun irade-i cüziyesini kullandıktan sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur diyor. Bir nurdur. Bak diğer nurlar da böyledir. Kul gözünü açacak. Hariçten ona elektron akımı gibi bir hakikat yaklaşacak. Allah burada ışığı yaratacak. Hariçte ışık, ışık olarak yok. Bir titreşimdir. Bir ihtizazdır. Orada niyet, iman etme niyeti, burada göz açma. Gözünü açtığın an burada ışığı yaratıyor. Ses de dışarıda ses olarak gelmez. O da bir çeşit titreşimdir. Kulağına temasta Allah sesi yaratır. O da bir nurdur. O da işitme aleminin bir nurudur. Bu, mubsırat aleminin nurudur, yaratır. Tatlar da böyledir. Isılar da böyledir. Burada temasta yaratır Allah.
bir peygamberden davayı alır, iradesiyle kabul eder, Allah'ın onun kalbini ilka ettiği bir nurla hakayık imanı ona açılım yapar. Film şeridi bir geç önüne konur. Gözünü açıp da alemleri gördüğümüz gibi, kulağımızı açıp sesler alemiyle muhatap olduğumuz gibi, imanın açılmasıyla da fencilerin, felsefecilerin, bilim adamlarının göremediklerini alanı bir avamın imanı görür. Aklıyla kromozomları inceliyor. Uzay gemileri yapıyor. İnternetleri bulmuş. Çünkü kalbin görmesi ayrıdır, aklın görmesi ayrıdır. İmanın yüklendiği, kalbin gördüğü alana bu akıl giremiyor. Bu başka bir alan. Bu bir duygu meselesi. Şimdi, Cenab-ı Hak bu alemi, mükevvenatı, zat, sıfat ve esma ve şuunat-ı ilahiye ile sevk idare ediyor. Bu sevk idarede de bir amaç ve gaye var. O da nedir? İki muradın tahakkukudur. Bugünkü ders biraz önemli. Biraz idrakinden belki aciz kaldığımız, izah edemediği bazı meselelere ışık tutacak inşallah. Kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın muradı var. Hem maddi hem de manevi kemalatın tahakkukudur. Alemi bunun için yaratmış. Kendi gizli bir hazine idi. İlim noktayı nazarından bu hazinenin anahtarları peygamberler vasıtasıyla aleyhisselam insanlara nasiben geldi. Maddi ve manevi ilimler. Kainat da bunların hazineleriyle dolu. Anahtarları insanda. İnsanların da liderlerinde. Ondan da insanlara intikal etti. İnsanlar o anahtarları geliştirdiler. Onların vahiyleriyle, onların fikir ve düşünceleriyle, terbiyeleriyle açılım meydana getirdiler. İlkler onlardır. Duayenler onlardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o peygamberlere hem dünya hem de ukba, huzur ve saadeti için nimetler nasip etti. 124 bin nebiden bahsediliyor. 124 bin nebi. Bunun 28'i 3'ü şüpheli Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu ullazim peygamberlerin dahi her biri çift kanatlı gelmiştir. Bana bir peygamber gösteremezsiniz ki. Sadece ahlakı getirmiş, ibadeti getirmiş, imanı getirmiş, maddi meselelere temas etmemiş. Bunun örneği yoktur. Davud aleyhisselam. Bir elinde zebur, diğer elinde demiri yumuşatıyor. Hem de teknolojinin son mertebesi. O elin yumuşattığı demiri, verdiği şekli, bu zamanın demiri eriten fabrikaları veremez. Musa aleyhisselam, bir elinde Tevrat, diğer elinde sondaj. O asanın yaptığını hiçbir sondaj makinesi yapamaz. Hem süratli, hem kolay, hem de ucuz. İsa aleyhisselam, bir elinde İncil, diğer elinde tıp, ölüleri diriltiyor. Bak daha teknoloji oralara gelemedi. Şu ilme bakınız. En mümkün hastalıkları tedavi ediyor. Körlerin gözünü açıyor. Biz bunu bu asırda en yüksek teknolojiyle yapamıyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu ilim yüklediği peygamberlere bu açıdan bakacağız. Biz ilmin koordinatlarını biraz genişlettik. Yerine koymak, başlatmak o büyük zevata mahsustur. Maneviyat da Adem aleyhisselama 10 emir, Peygamber Efendimiz aleyhisselam 6666 emir. Bak dikkat ediniz. Kademe kademe kemalata doğru gitme var. Hassas noktalara girme var. Bu tekamül fende olduğu gibi dinlerde de mevcuttur. İlk insan. Değil mi? Kanı tekerleği, taşı yontma, ağacı kesme. Bunları yeni yeni öğreniyordu. Şimdi bakılan, gelinen alanlara bakın. Hayret ediyoruz. Aynı şekilde iptidai zamanlarda dersler azdır, mücmeldir. Gelişmelerde mufassal hale gelir. Eskiden tıp bir dahiliye bir hariciyeydi. Öyle değil mi? Hariciyeci dışa, dahiliyeci içte bütün organlara bakardı. Tıp nereye geldi şimdi? Ciğerin loblarına ayrı ayrı ihtisas alanları oluşmuş hocam. Beynin her bir lobu ile ayrı bir ihtisas alanı. Damar ayrı, kalp ayrı.
Kalbe operasyon yapan ayrı, kalbe bakım yapan ayrı. Bu neyi gösteriyor? Teferruat, işin kemalini gösteriyor. İhtisas, kemale götürür. Eğer bu ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i nasip etmiş, ona da 6666 ayetle inzal buyurmuşsa, bu ümmeti Muhammed'in kemaline, ihtisas alanına, mükemmelliğine alametli işarettir. Şimdi, bu muratlar tahakkuk ederken, kainatta, kanun iki şekilde işler. Dedi, iki murat tahakkuk edecek. Yani bilimde, fende ve imanda, yani maneviyatta, ahlakta zirve olacak. Ahir zaman peygamberi buna göre donanımlı göndermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, küsurat ümmeti tarafından ortaya konacak. Risale-i Nur da bu davanın, bu asla bakan veçesinin ayrı bir ihtisas alanıdır. Fakat bu iki dava tahakkuk ederken, Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunu zıt, tezat olarak işler. Şimdi Cenab-ı Hak Camiül Ezdat, esma ve sıfat itibarıyla zıt isimleri kendisinde bulunduran zat ilahidir. Bir mekik gibi kainattaki sistem. Mekik hep böyle gitmez. Bir gelir bir gider. Veya yukarıdan aşağıyadır. Bakın gece ve gündüzün dengesi değil mi? İki şeyle tutuluyor. Mevsimlerin dengesi dört mekanizmayla birbirine zıt kanunlar. Sağlığın dengesi hastalıkla, sıhhatle beraber işler. Ticaretin dengesi kesat da olur, kar da olur. İmanla küfür. Cennetle cehennem. Güzelle çirkin. Kabızla bast. Haf ve reca. Met ve cezir. İsimleri farklı. Sistem aynı. Sistem isimleri farklı. Bu iki zıt kanunla Cenab-ı Hak alemi evirir, çevirir. Değişik şekil ve surete tabi tutar. Kemal noktasında muradını tahakkuk ettirir. Bu sistem, şimdi diyelim ki müsbet manada beğendiğimiz tarzda giderse memnun oluyoruz. Bazen kahari bir tecelliyle, celali bir tasarrufla hoşumuza gitmeyen işler olur. Orada da canımız sıkılıyor. Hayır. Hoşumuza gitmese bile bir şey dokunuyor. Mekik böyle gitti. Bir de böyle gelecek ki kumaşı dokusun. Hep gece olsa gündüz kumaşı dokunmaz. Veya gün kumaşı dokunmaz. Hep kış olsa mevsimler kumaşı dokunmaz. Hep hayat olsa. Değil mi? Şu hayattan lezzet alamayız. Ölüm de olacak ki mekik hayata kemalat katsın. Hep sağlık olsa hayatın değer ve kıymeti bilinmez. Hastalık onun değer ve kıymetini bildirir. Hakeza. O halde canımızı yaksa bile bizi sevindirse bütün olaylar bizim lehimizedir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelliyatıdır. Bazen lütufla gelen kanunlar değil mi? Celale döner. Şimdi bakınız. Celali ve kahhari kanunlarla insanların muhatap olması lütufla gelen muhatabiyetten belki hedefe daha süratli, daha seri, daha mükemmel yaklaşmasına sebebiyet verir. Onun için narı da hoş, nuru da hoş bu demektir. Şimdi burada üstadımız bir konuya temas edecek. Bu kadar girizgah yapma mecburiyetinde kaldık. Aksi halde mevzuyu kavrayamayabiliriz. Nokta. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Kanunu ceryan etti mi, bir de fark etmez. Öyle bir musibetten sakındınız ki, geldiği zaman sadece zalimleriniz değil, masumlarınızı ve mazlumlarınızı da yakarım diyor Cenab-ı Hak. Bunda müthiş bir mesaj vardır. Cenab-ı Hakk'ın adeti Celle Celaluhu iki türlüdür. Bir aklı ilgilendiren, iradeyi ilgilendiren, Kur'an'a taalluk eden kanunlar vardır. Bu iki şey ister. Akıl ister, yaş ister. İkisi bir arada olmazsa o insan Kur'an'a muhatap olamaz. Delinin dini olmaz. Adamın aklı var, yaşı müsait değil. Bak,
O da bazı şeylerden muaftır. Yaş var, akıl gitmiş. O da muaftır. Akıl bali olmak. Yani Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmanın yolu yaş ve akıldır. Bir de ikinci tip Cenab-ı Hakk'ın kanunu var. Buna yanlış olarak tabiat kanunları tesmiye ediyorlar. Sünnetullah, adetullah kanunları. Burada akıl, yaş önemli değildir. Herkese aynı şekilde cereyan eder, eşit bakar. Ateşin yakma kanunu. Bir çocuk yanlış bir iş işlese dinen mesul değildir. Niye? Akıl yok, yaş yok. Affedilir. Ama aynı çocuk o yanlışı ateşe karşı yapsa. Demez ki ateş, ya bu çocuk bilmeden yaptı. Ben buna serin olayım. Böyle bir şey yok. Ateş deliği de yakar, veliyi de yakar. Suyun boğma kanunu. İstidat kanunudur. Kendine düşeni boğar. Yaşlıdır, çocuktur, kadındır, hayvandır fark etmez. O halde insanlar bu iki kanuna dikkatle riayet edip hayatlarını tanzim edeceklerdir. Ha. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde, adetullah kanunlarında bir belaya, bir musibete maruz kalındığı zaman tefrik yok. Sadece zalimlere gelse imtihan sırrı fevt olur. İnanan inanmayan fark etmez. İnanma mecburi duruma düşer. Hikmet ortadan kalkar. Öyle bir beladan sakınması geldiği vakit sadece zalimlerinizi değil, masum ve mazlumlarınızı yakarım derken bize bir mesaj veriyor. Ey babalar, ey dedeler, ey ecdat, nesillerinize güzel bir istikbal gelecek bırakın. Neden? Sizin hatanızın hesabını kader onlardan sorar. Böyle bir kanun var. Bir yanardağ patladığı zaman kimin yüzüne? O felaketler, o diyelim ki helaketler, değil mi? Zalim kavimlerin isyanları yüzünden oluyor. Ama o ceza geldiği zaman kadın da gidiyor, çocuk da gidiyor, hayvan da gidiyor, masum da, mazlum da, inanayla beraber gidiyor. Ya Rabbi, bunların suçu ve kabahati. Ha, bizi bir şeye ikaz ediyor burada. Cenab-ı Hakk'ın adeti demek ki, zalime ceza verirken, masumu cezalandırmakla ona ceza verir. Bu helaklerde de böyledir, kısasta da böyledir. Bakın, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı, zor iş ki, beşer fehmi anlayamıyor. Ama satırların arkasında Allah'ın muradı, kader canibinden bakıldığı zaman kendini gösteriyor. Bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyet-i ilahiyenin düsturlarını havi, şeriat-ı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan şeylere tatbik edilmesin. Fıtratın kanunları akıl istemek, asıl akıl istemez. Akıl mecburiyeti, yaş mecburiyeti yoktur. Bir çocuk suya mı gidiyor? Hemen tutup kurtaracaksın. Ateşe mi gidiyor? Hemen al kurtar. Ya masumdur, gitsin ateş bunu anlar diyemeyiz. Buradan bir noktaya geleceğiz. Aynı çocuk dinen bir kabahat işlese ceza görmez. Ama su boğar, ateş yakar. Mesela kısasta bir örnek verelim. Bakın masumları cezalandırmakla diyoruz ya, zalimi cezalandırıyor. Şeriatta şartları yerine geldikten sonra, şartları tahakkuk ettikten sonra hırsızın elleri kesiliyor değil mi? Kesin diyor Cenab-ı Hak. Hırsızın neyi hırsız? Niyeti hırsız. Düşüncesi hırsız. Fikri hırsız. Ya Rabbi, elin ne suçu var? Masum bunlar. Hücre. Yani bu kafa talimat verecek, bu el gitmeyecek. Bu el suya da aynı şekilde gider. Şaraba da, affedersin, aynı şekilde gider. Emir alıyor. Emri veren mesuldür. Emri veren de adamın niyeti. Arzusu. Arzunun elleri nasıl kesilir? Niyete nasıl ceza verilir? Bakın, bunları cezalandırmakla Allah ona ceza veriyor. Masum hücreler, masum deri, masum kemik. Meşiyet-i ilahiyenin düsturlarına havi, şeriat-ı fıtriye ahkamı, fıtratın kanunları, aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan şeylere tatbik edilmesi. Yüksekliğin kanunu var. Minareden düşen çocuk da olsa ölür, değil mi? Diyelim ki büyük de olsa ölür. Yer çekimi demez ki çocuk düştü, bilmeden ayağı kaydı, ben bunu yavaşça aşağı indireyim demez. Ama bunu şeriat söyler, Kur'an
Çocuk hata yapsa dinen, günah işlememiş olur, ona şeriat şefkatle yaklaşır. Ama fıtratın kanunları öyle değildir. Peki burada bize ne mesaj var? O evlatları, o çocukları maddi tehlikeden koruduğunuz gibi fıtratın bazı ince hassas düsturları vardır ki onu da incitmekten koruyun diyecek üstadım. Şimdi oraya getiriyoruz işi. O masumlara, o çocuklara, o yavrulara bizim bilmediğimiz şekilde başına bela musibet geliyorsa filmi geriye doğru sarın. Mutlaka fıtratın kanunu inciten bir iş yapmıştır. Haşa, Cenab-ı Hak zulmetmez. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Ateş mi? Yaklaşma. Su mu? Boğar. Hissiyat açısından da canlı oldu mu? Allah ona bir hissiyat vermiş. Hayvanlar hissiyatla yaşıyorlar. O hissiyatı bozduğun an aynı ateşe düşen bir çocuk gibi hissiyat seni çarpar. Cezası peşindir. Çünkü kitabın kanunu değil ki akıl ve yaş istesin. Bir de muhabbetten gelen bir sır var. Muhabbet kainatın bir sebebi, vücududur. Alemi Cenab-ı Hak yaratırken seviyor. Sevmiş de yaratmış. Habibini sevmiş. Habibinin nurundan, ruhundan bu alemi yaratmış. Muhabbetten Muhammed olduğu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş ya adam. Muhabbet bu kainatın sebebi, vücududur. Bu bilmediğimiz, bilemediğimiz bu mükemmel ve büyük kainattaki cirimleri, gezegenleri, yıldızları, galaksileri yan yana getiren, kucaklaştıran, birbirine yardım ettiren, bak bir maksada doğru yönlendiren nedir? Muhabbetin bize olan bir görüntüsüdür. Sema ile arz, yerle gök, güneşle gezegenler, galaksiler, ay ile dünya, bütün cemadatın kendi arasındaki bir araya gelmekten meydana gelen bir kainat sisteminin bize bakan veçesi yardımlaşma, kucaklaşma, yan yana durma gibi görünüyor ama bunun temelinde manevi olarak muhabbet var. O muhabbet onları yan yana durduruyor. Cazibe de muhabbet kanununun bize görünen bir mücessem şeklidir. Çünkü bu maddi şeyler olmasa biz bu manevi şeylerden haberdar olamayız. Güzellik, ceylana bakar görürüz. Bahara bakar görürüz. Adalet, hukuka bakar görürüz. Hakime bakar görürüz. Adaleti biz yani bir mahiyet olarak, keyfiyet olarak göremeyiz. İlle bir şekle girecek ki görülsün. Kainatta muhabbet var. Allah bu alemi sevmiş, yaratmış. Seviyor, yaratıyor. Nereden belli? Yan yana duruyor. Beraber duruyor, yardım ediyor. Aynı davaya beraber koşuyorlar. Nasıl ki harfleri bir araya getiren onun içindeki manadır. Harfler olursa mana görünür. Manayı çek, harfler dağılırsa, o manayı harfler gösteriyorsa, kainatlar, kainat dediğimiz bu alem, yıldızlardan, gezegenlerden, galaksilerden oluşan harfler topluluğudur. Harfleri bir araya getiren Allah'ın alemi sevmesidir, muhabbet etmesidir. İşte buna dokunduğumuz zaman o muhabbet kanunu bizi çarpar. Mesela bazı diğer unsurlar ortadan kaldırmanın mücadelesini kimse veremez. Alem tersine döner. Bak oralara dokunduğumuz zaman başımıza belli ozon tabakasını deliyoruz. Koyduğu Cenab-ı Hakk'ın sistemi, muhabbetle çalışan sistemi, insanlar menfaatine göre bir unsura zarar verirse o bizim başımıza bela oluyor. Cemadat da böyle. Unsurlar, elementler de böyle. Hayvanlara geldiği zaman ruh girdiğinde bu defa hissiyat işin içine giriyor. Cenab-ı Hak hissiyatla hayvanları birbirleriyle münasebetdar etmiş. Aileleri var. Büyüyorlar. Evlat sahibi, torun sahibi oluyorlar. Onların sistemini de ne koruyor? Hissiyat koruyor. Hissiyata dokunduğun zaman onlara zarar vermiş oluyoruz. Ateşin kanunu bizi yakıp çocuğu yaktığı gibi hissiyata zarar veren de masum dahi olsa ceza görür. Peşinen görür. İstidadı zaten ateşten, şeyden, efendimiz sudan, yükseklikten anlattık. Şimdi devam edelim. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Bunlardan gelen husule, bunlardan husule gelen fiillere
O şeriatın hükümleri tatbik ile tezzih edilir. Bizim aleme yaklaşımımız, hayvanatla münasebetimiz ve Allah'ın yarattığı mahlukatla irtibatımızın şekli şemali bizim önümüze bir mesele getirir kor. Ya bizi sevindirir, ya bizi üzer. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya sineği öldürse dinen mesul değil. Niye? Bilmiyor, aklı ermiyor. Kitaba göre mesul değil. Şeriat-ı fıtriyenin, sünnetullah, adetullah kanunlarının ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşse, başı kırılsa müstahak olur. Ateşe düşüp yandığı gibi. Ateş acımasız. Kim düşerse yakar. Yer çekimi acım. Kim düşerse kafasını kırar. Su kim düşerse boğar. Aynı şekilde çekirgeyi mi öldürdü? Bir karınca yuvasını mı tepeledi? Mesela. Bir kuşa mı zarar verdi? Şefkat kanunu aynı ateş gibi, su gibi, yer çekimi gibi. İlla başına bir hal gelir. Ne yapacak? Anne baba onu ateşten koruduğu gibi, sudan koruduğu gibi bir hayvana zarar vermekten de koruyacak. Ha, mızırların arızalarını def etmek için caizdir ama haddi aşmamak kaydıyla. Evinde akrep geziyor. Yatamazsın yani. Onun hallini hallet onu. Ama sana zararı olmayan bir canlıyı çocuk dahi öldürse ateşe düşüp yandığı gibi şefkat kanunu kırdığından dolayı düşür başı kırılsa müstahak olur diyor. Allah'ın kanunlarına bakın şimdi. Abi çocuk düştü kalçasını kırdı diyor. Filmi geriye doğru sar. Bakayım hangi kuşa, hangi sığırcıya, hangi çekirgeye zarar verdi. Şunu anlatırlar. Ne kadar doğru bilmem ama bir hakikate ışık vermesi açısından nakledeyim. Zemahşeri denen bir alim var. Etrak'tir. Ama Arapçayı çok mükemmel bilen bir insan. Keşşaf diye bir tefsiri var. Çok alim onu haşiye yazmaktan istinkaf etmiş. Müthiş bir insan. Çocukken bir kuşun ayağına bir ip bağlamış, kuşu uçuruyor. Kuş ipin uzunluğu kadar uçuyor, çekiyor, bırakıyor. Annesi, evladım bak eziyet ediyorsun, kuşa zarar veriyorsun, işkence ediyorsun. Bir hızlı çekişte kuşun ayağı kopuyor, kan revan içerisinde ölüyor. Çocukken bunu yapıyor. Geç annesi beddua etmiş diyor kitaplar. Etmese bile, o şefkat kanunu kırdı ya, ayağı kırılıyor, hakikaten topal olarak yaşıyor. Bir de itikaden ayağı kırılıyor, Mutezile mezhebine giriyor. İkinci kırılış daha tehlikeli. Affetmiyor. Ne olacak? Dikkat, itina. Ebeveynine bir vazife düşüyor. Kısasta anlattığımız gibi. Masuma ceza vermekte zalim. Bugün İslam aleminin evlatlarının çektiği bu sıkıntı ve çile belki ecdatların hesabını Cenab-ı Hak soruyor. Bu da bir musibet. Bu da umumi bir bela. Bakın Suriye'ye. Bakın İslam alemine. Onun için her zaman atalar, dedeler, ecdat, nesle İyi bir istikbal bırakacak ki bu hassasiyetten nasiplerini almasınlar. Şurayı bir daha alalım. Bir çocuk eline aldığı bir kuş veya sineği öldürse, şeriat fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Şefkat kanununu kırdığı için. Veya dişi bir kaplan. Sırf insanlar için mi? Hayır. Bu kanun herkes için geçer dedik ya. Ateşe hayvan da düşse yanar, insan da düşse yanar. Veya dişi bir kaplan. Öz evlatlarına olan şiddeti şefkati himayeyi nazara almayarak kendi yavru büyütüyor. Evlat büyütüyor, yetiştiriyor. Diğerlerinde bunu büyüttüğünü biliyor. Aklen bilmiyor, hissen biliyor. O timsah ağzına yavrularını alıyor. 7-8 tane. 10 tane götürüp suya bırakıyor. Aynı ağız bir canlı bizonu veya bir geyik yavrusunu parçalıyor. Bunun helal rızıkları bu gibi canavarların ölmüş hayvanların etleridir. Hissen Cenab-ı Hak onlara o özelliği vermiş. Fıtri olan yolu terk edip, şefkat kanununu kırıp, bir ceylanı parçalaması, bir avcının tuzağına düşmesine veya bir panayırda sergilenmesine olmazsa bile
ruhları baki olduğundan dolayı ruz-u mahşerde boynuzsuz olan hayvan kıyamette boynuzlarını kısasını alacaktır. Böyle bir adalet sistemi var. Affetmiyor yani. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddet şefkati himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. Bak onu örümcekler ağlarını nasıl yapıyorlar. Bir hissiyat var onda. Mühendislik harikasıdır o. O bülbülün yuvasına bakın çorap gibi. O da bir harikası, tekstil harikasıdır. İşte bu hayvanlara Cenab-ı Hak helal rızıklarını, helal demek Kur'an-ı Kerim'e göre değil, fıtrat kanunlarına göre. Yani doktor dese ki sana bu ilacı yasaklıyorum. Tıbben nedir o? Haramdır. Ama kitaben değildir. Penisilin. Bazı hastalara tıbben haramdır. Çünkü alerjisi var, öldürür. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre haram diye mi? Tıbben, mukayese yoluyla deriz. Değil mi? Bazı şeyler meslekler içinde değişebiliyor. Helalla ve haramla. Trafikte de böyle. Bu yol haram diyor. Yani yasak. Demin girdim. Değişti diyor. Trafik değişti. Bugün giremezsin. O yola girmek yasak oluyor. Dinen yasak değil. Bak yaya giriyor. Araba giremez. Yani trafik açısından yasak ve haram. Bir Kur'an-ı Kerim'e göre haramlar var, helaller. Bir de fıtrat kanunlarına göre var. Yüksekten düşme. Ölürsün. Mesela. Suya düşme, boğulursun. Aynen bunun gibi. Zavallı hayvanlara eziyet etme. İşkence etme. Fazla yük yükleme. Kurban mı keseceksin? Değil mi? İhtiyatlı davran. Vazifeni yap. Cenab-ı Hak onu acı hissettirmiyor. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Üstadımız buyuruyor. Bıçak kestiği an hissetmek ister, o his dahi gider. Hem Cenab-ı Hak onlara ibadet için kesilmeyi emredecek, onu mahkum edecek, bize de o vazifeyi verecek, bir de onu işkence ettirecek. Rahmet ile buna müsaade etmiyor. O şehide vatanın için, aklın için, dinin için, namus ve şerefin için git cephede öl, feda et kendini diyecek, ona da ızdırabı çektirecek. Hayır. O debelenme, o çırpınma acıdan gelmiyor. Vücudun normal fiziksel reaksiyonudur. Niye? O an nasıl bir andı diyor şehit. Ondan ya Rabbi bir daha tatmak istiyorum. Acı çekse bunu ister mi? Şehitler kendilerini hay bilirler. Allah yolunda öldürülenleri ölü kabul etmeyiniz. Onlar haydır ve diridir. Affedersin, köpeği dışarıda vazifelendirmiş, kapıyı bekleyecek. Kışta, kıyamette finosuyla oynar. Onu vazifeyi verdi mi? Üşütmez, korkma. Alma evin içerisine. Ama kedi evin içerisine al. O ona dayanamaz. Kutuplarda yarattığı mahlukat var. Üşütmez. Denizin diplerinde o basınca dayanan balinalar var. Vazifeyi orada verdi mi? Vücut ona göre dizayn ediyor. Kurbanları böyle kes demişse, emre uy, vazifeni yerine getir diyor. Ben acıyı ona hissettirmeyeceğim. Avrupa'yı nereden Allah'ın şefkatini aşabilmez ki? Önce murdar ediyor, sonra kesiyor. Göğe acıyor. Demek ki dişi bir kaplan, öz evlatların olan şiddeti şefkati himayeyi nazara almayarak kendi yavru büyütüyor, mukayese yapıyor, biliyor onu. Çünkü öyle bir plan yapıyor ki, diyelim ki biz onları parçalayacak 5-6 tane aslan rüzgarın tarafını açık bırakıyor. Her birinin bulunduğu açı, yakalama şeyi, mesafesi tam mükemmel bir matematik şeyi, hesabı. Gözüne kestirdiğini alıp düşürüyorlar. Vazifeleri ne? Ölmüş hayvanları toplayıp, akülüllahım. Yani et yiyen hayvanın helal rızıkları bir tanzifat memuru olarak ölü hayvanların etidir. Balıklarda, köpek balıkları denizde denizi temizleyecekler. Ama ne yapıyor? Binlerce canlı hayvanı parçalıyor. İşte o zaman bir avcının tuzağına düşmesi adalet oluyor. Düşmese bile ruz-u mahşerde Cenab-ı Hak bu muadele sistemini hayvanatın hissiyatında bile uygulayacaktır. Üstadımız onun için buyuruyor ki bu gibi hayvanların cüz'i bir cüz'i iradeleri vardır diyor, değil mi? Cüz'i bir cüz'i iradeleri. Bak insan gibi değil. Çünkü biliyor ne yapacağını. Ama hissiyatını menfiye kullandığından dolayı
çocuk gibi şefkat kanunu kırdığı için tuzağa düşüp cezalandırılması adalet uygundur. Allah bilir o aslan, o panayırlarda sergilenen var ya, getirip de eğitimden geçirilen aslanlar, Allah bilir ne kadar zavallı ceylanı parçalamıştır. İnsanlar zulmeder, kader adalet eder. Kanunu böyle işletir Allah. Niye iki tip dedik yani? İyi işleri iyi şeylere ihale eder, kötü işleri ona göre vazifeler tayin eder. İdam edilecek bu adamın sandalyesine, vasıfsız bir adama vurdururlar. Niye? Ya iyi bir iş yapmayacak. Yani dışarıdan bir adam bulun gelin. Vasıfsız bir insan. Hakim idam kararı verdiği kalemi kırar. Niye? Hayırlı bir karar vermedi. Ölüme karar verdi. Bu kalem bir daha kullanılmaz. Vasıfsız bir iş yaptı. Öyledir. Cenab-ı Hakk'ın adeti bazen celali, bazen cemalidir. Cemali işlerde hayırlı, güzel, vasıflı insanlar. Celali işler ona göre vazifeliler kullanacak. Bir şeyi mi yıkacak? Ona göre vazifeli adam gönderir. O adam kendi amacına, menfaatine hizmet eder. Farkına varmadan Allah'ın işine yarar. Evet. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Helal demek derste anlattık. Yani fıtratın kanununa göre, Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriat fıtriyece haramdır. Yapsalar ceza görürler.